Selam eğitimin kaynağı öğretmenlere. Selam aydınlık güzel günlere. Selam ilgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, haklıyı, haksızı ve daha nicelerini öğreten öğretmenlere. Selam sizin sımsıcak sevginize. Selam milletimizin yüz akı öğretmenlere. Selam binlerce selam. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli öğretmenlerim. Türk öğretmeninin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından beri ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi, stajyerliği kalkmış öğretmenlerin yemin töreni, Süleyman Çelik Ortaokulu öğrencilerin hazırladığı programın temsili, kapanış. Baş öğretmen Atatürk ve eğitimimize katkıları bulunan eserleriyle ebediyete erişen öğretmenlerimizin ve tüm şehitlerimizin anısına, sizleri saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Sevgili gençler, bu özel günümüzde
şeref verdiğiniz, bizimle birlikte olduğunuz için bütün eğitim çalışan arkadaşlarım adına hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Önce bir teşekkür daha etmek istiyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Biz Menderes olarak çok şanslıyız. Şu anda en ön sırada oturan büyüklerimizi görüyorsunuz. İlçemizin en büyük amiri olan Sayın Kaymakamımız burada. Garnizon komutanımız burada, belediye başkanımız burada, jandarma komutanımız burada, siyasi partilerimizin başkanları burada. Bu bizim için ayrı bir gurur ve olur. Neden çocuklar? Çünkü bizim başımızda, bizi yönetmekle görevli olan, sorumlu olan kişiler sizleri ve bizleri önemsiyorlar. Bunun için ben bir kez daha bu güzel günde bizlerle birlikte olduğu için cümlesine birden teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii bu kadar desteği arkasında bulan, her zaman, her daim devletin bütün kademelerini yanında gören bir Milli Eğitim Müdürü olarak benim de ayaklarım titriyor tabii ki. Neden? Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Öyleyse ben ne yapmalıyım ki onlara layık olabilmeliyim? Bu devlete, bu bayrağa layık olabilmeliyim. Cumhuriyetimizi kuran baş öğretmenimiz Atatürk'ün zikrettiği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri nasıl yetiştirebilirim? Yine bize söylediği gibi geleceği yetiştirecek olan biz öğretmenler olduğumuza göre nasıl bunu yapabiliriz? Bunun kaygısı ve düşünceleri içerisindeyiz. Bütün öğretmen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum öncelikle. Yapacağımız iş çok basit. İki cümlede de az önce özetlediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini kuracak olan öğretmenler diye Yüce Atatürk, biz bu düşünceyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ve o geleceği kurarken, o nesilleri yetiştirirken de nasıl bir nesil yetiştireceğimiz şu an yansıda da görüyorsunuz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Bu cümleyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Burada okul müdürümüze ve öğretmen arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir ağaç var. Bu ağacı bir çınar ağacı olarak kabul ediyorum ben. Muhtemelen o düşünceyi yapılmıştır. Çınar biliyorsunuz çocuklar, kökleri çok derinlere iner, dalları çok büyür ve devasa bir ağaç olur. Millet olarak Türk milletinin simgelerinden biridir çınar ağacı. Biz biliyorsunuz değil mi? Türk milleti olarak binlerce yıllık bir milletiz, bir medeniyetiz. Tarih boyunca kurduğumuz bütün devletlerle, bütün coğrafyalara hakim olmuşuz ve her yere adalet dağıtmışız, medeniyet üretmişiz. Bizim o sağlam derinlere kadar inen köklerimiz sayesinde biz hiçbir zaman asla özgürlüğümüzden taviz vermemişiz, hiçbir zaman köle olmamışız. Hiçbir zaman manda ve himayeyi kabul etmemişiz. İşte o bilinçle biz Türkiye Cumhuriyeti'ni 7 düveli denize dökerek kurmayı başardık. Bu kadar büyük ağacın dalları da biliyorsunuz 3 kıtaya gölge vermiş ve o dallar altında yaşayan, gölgelenen bütün milletler de huzur, barış ve adalet içerisinde yaşamış. Ve bu dallarda burada fotoğraflar görüyorsunuz. Bu fotoğrafların tamamı bizim insanımız. Ve baktığımız zaman Cumhuriyetimizin kurucusu da burada. Canını çekinmeden bu vatan için feda eden öğretmen de burada. Bütün çocuklar sizden özellikle rica ediyorum. Annelerinize, babalarınıza ve öğretmenlerinize sorun. Bizim dedelerimiz kimlerdir diye sorun. Dedeniz sadece annenizin, babanızın babası ya da onun babası değil. Binlerce yıllık bir milletiz biz. Ta Alparslan'ı da soracaksınız, Fatih'i de soracaksınız, Akşemseddin'i de soracaksınız, Aziz Sancar'ı da soracaksınız. Son zamanlarda psikolojik olarak
millet olarak sanki böyle kendimizi garip hissettirilmeye çalışıyoruz. Biz millet olarak dünyadaki en kadim medeniyetlerden biriyiz. Gelişmiş olan bütün ülkelere çok affedersiniz lavaboyu bile biz öğretmişiz. Coğrafi keşifler, bilimsel keşifler, bunların derinlemesini araştırdığınız zaman aslında birçok şeyi bulan bizim insanımız, Türk milleti. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız ve bu millet olduğumuzun farkına vardığımızda yine aynı bu çınar gibi o hala devam eden, derinlere kadar, binlerce yıl geriye kadar giden köklerimizin bizi beslemesiyle yine dallarımızı büyüteceğiz. Yine coğrafyamız, biliyorsunuz çok önemli bir coğrafya, medeniyetlerin doğduğu bir coğrafya. Bu coğrafyadan bütün insanlara huzur ve adalet dağıtmaya devam edeceğiz. Sözlerimi uzatmak istemiyorum daha fazla ama bir öğretmen olarak, bu milletin bir evladı olarak, bu sorumluluk bilinci içerisinde bir insan olarak bütün öğretmen arkadaşlarımdan bunu istiyorum. Çocuklarımıza dedelerini öğretelim. Bu onlara ufuk verecek. Aslında birçok şeyi başaran, bulan, icat eden, yapan biz olduğumuzu hissettirecek. Bu reklamlarda ya da komedi programlarında kullanılan cümle değişecek. Japonlar mı yapmış? Cümlesi değişecek. Türkler mi yapmış bence? İşte bu evlatlarımızda. Çocuklar! Sizden söz istiyorum. Bugünden itibaren bütün dedelerimizi öğreneceğimize ve biz de onlar gibi çağa ışık tutacağımıza, milletimizi tekrar büyük ülke haline getirip bu topraklarda, bu dünyaya huzur ve adalet dağıtmaya devam etmek üzere çalışacağımıza söz veriyor muyuz? Evet! Daha gün istiyorum, söz mü? Evet! Sayın Kanatoğlu, çok kıymetli hazırım. Ben de sizlerin huzurunda inşallah bu çocuklarla birlikte Menderes'imizi aydınlık yarınlara, güçlü Türkiye geleceğine hazırlamak üzere söz veriyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Şimdi de kutsal öğretmenlik mesleğine yıllarını vermiş, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için yıllarca bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, durdurak bilmeden çalışmış ve eğitim meşalesini bizlere devreden önlerinde saygıyla eğildiğimiz emekli öğretmenlerimize hizmet şeref belgesi verilecektir. Hizmet şeref belgelerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Cevat Çelik'i arz ederim. Öğretmenlerimiz İlker Satılmış, Zehra Yerdiç. Gidiyorum bir yanımda emeklerim, bir yanımda uçsuz bucaksız hayallerim. Sizlerde yaşayacak onlar şimdi. Bir damla gözyaşına kıyamadığım içimi verdiği saçını akı çocuklar. Çaresizliğe yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Doktorumun elinde derman saçan neşter, mimarımın, mühendisimin elinde pergel cetvel, ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbn Sina, ben Mimar Sinan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. İlçemizde
Öğretmen olarak görev yaparken aramızdan ayrılan öğretmen arkadaşlarımızı saygı ve minnetle alıyoruz. Görece, Altıntepe, son olarak da Bulgurca'da görev yaparken aramızdan ayrılan mesleğimizin duayenlerinden Necati Yücesoy ve kendini öğrencilerine adamış çalışkan bir öğretmen olan Altıntepe Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Meltem Demir, öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereğince kutsal öğretmenlik mesleğini seçerek aramıza katılan stajyerliği kalkmış öğretmenlerimizin yeni töreni yapılacaktır. Meslektaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, kendilerini yemin etmek üzere sahneye davet ediyorum. Ayşenur Gel, Faruk Kavlan. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin, milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Son olarak sizleri Süleyman Çelik Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program ile baş başa bırakıyorum.
yaralılar çöreklenmiş üzerinde. Kartal yuvalarında yarasalar tünemiş. Tutsak etmiş özgürlüğü sömürgeci dünya. Eğilme, başlığına yiyecekler. Önce güneşi kör ettiler. Biz biliriz özgürlüğünü. Biz biliriz toprağın değerini. Dardaysa eğer vatan, yeniden kusur yollar izleriz. Yeniden kurbanlar yaratırız. Kınalı eller kanlı çekti. Mermiler aldı bebeğin yerini. Siper etti dedeler göğüslerini. Efeler diyarı burası. Kuvayi milliye pınarı. Bakmayın suskunluğumuza. Söz konusu bayrağımızsa sığmayız yatağımıza. Elimiz el olur zaten. El uzanırsa vatana kadınımız da el olur. Bu topraklar vatanıma işgale kalkanın gördüğü son yer olur. Kongre günü geldi, dayandı. Dayandı düşman da Polatlı'ya. Haydi!
savaşın. Ama o kadar emindi ki zaferden. 11 Temmuz 1921 Pazartesi. Tüm cephede Yunan saldırısı başlamıştı. Eğitim Bakanı Handullah Suffi Bey ile Masar Müfit Bey, Mustafa Kemal'in çalışma odasına gelirler. Mustafa Kemal, çalışma masasında harita başında. Dalgın ve düşünceli. Paşam, müsaadenizle. Buyurun Suffi Bey. Masar Müfit Bey'in başkanı olduğu öğretmenler derneği birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor. Savaşın yoğunlaştığı bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağ olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim. Hayır, ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve bir konuşma yapacağım. Dönemlerde Atay'a yeni bir ordu gerekiyordu. Milletin yorgun, fakir ama gururlu, dik başını yücelere taşımak için. Bu ordu İrfan ordusuydu. Öğretmen ordusu. 16 Temmuz 1921 Cumartesi. Öğretmenler Kongresi Öğretmen Okulu salonunda toplandı. Ve Mustafa Kemal Paşa kürsüye geldi. Hoş geldiniz değerli öğretmen arkadaşlarım. Buyurun, oturun. Muhterem hanımlar, efendiler. Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşama hakkımızı savunmak üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi burada Ankara'da açıldı. Bugün Ankara, Milli Türkiye'nin milli eğitimini kuracak olan Öğretmenler Kongresi'ne sahne olmakla iftihar duymaktadır. Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde dahi dikkatle, özenle işlerini çizilmiş bir milli eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz. Milli eğitim programı derken, hurafelerden, yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün eskilerden uzak, tarihi ve milli karakterimize uygun bir kültür kapsıyorum. Silahıyla olduğu kadar kafasıyla da mücadele etmek zorunda kalan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğinden asla şüphem yoktur. Bu yolda sarsılmadan yöneceğimizi öneriyorum. Bilirim çocuklarım, tutunacak tek dal benim. Sınıfımın sayısınca bölük bölük yüreğim. Duyarım, söylemeseler de, çare ararım geceler boyu. Kısa bir yol bilirim güneşe, aya. Bir yol bilirim hıçkırıktan kahkahaya. Derdimiz dedik sana, dert edildin öğretmenin. Biliriz, yürüyün, acı acı burkulur. Çaresizlik bırakmaz yakını, aldırma öğretmenim. Her gün biraz daha karanlıklar deliniyor gitgide. Güçlüsün, yücesin. Sen sınıfa girince Atatürk gülümser öğretmenim. Doğrultsalar da sana silahlarını Necmettin öğretmen gibi. Kaleminle tartış öğretmenim. Kaleminle sonu oldu cahilliklerin. Gün olur seni ararlar ama Aybüke gibi, Ayşenur öğretmen gibi kanadında alacaksın meleklerin. Thank you.
Gözlerinden öpüyorum seni. Sevdanı ve hüznünü. İşte bak, göğü kucaklayıp getirdim sana. Ben bir öğretmenim. Gecelerim kara tahta, parmaklarım tebeşir. Ben bir öğretmenim. Fethimde devler güreşir. Öğretmen mi dedin? İstanbul'un fethinden bilirim seni. Akşam seçtin. Padişah ben değilim. Çiçekleri Fatih'e verin dediğinde, o benim hocamdır. Yine ona verin çiçekleri. Demişti Fatihlerin sultanı. Öğretmen mi dedin? Ben Bağdat seferinde gördüm seni. Yavuz Sultan Selim'in kaftanına çamur sıçratmıştı yalnız. Kutsaldır öğretmenin atanımı sıçrattığı çamur, demişti koca Yavuz. Öğretmen mi dedin? Ben Selanik'ten bilirim seni. Sen dedin Türk'ün yüce komutanını, sen verdin Mustafa'ya Kemal adını. Kederinle, sevincinle bizdendin, bütün sevgini bizlere verdin. Defterimde, kitabımda bayrak bayrak açıldı memleketim. Ben de sana versem derim ama yok ki bir şeyim. Benim her şeyim şu küçücük yüreğim. Alır mısın öğretmenim? Karanlıkların ard arda üstesinden gelen öğrencilerim yetişecek boy boy.
Göğsümü yere gere gireyim. Ak yazılar yazayım kara tahtasına sınıfımı. Aydınlıklar ekeyim karanlıklara. Bilginin ışığında yükselecek bu vatan. Benim adım öğretmen, bana emanet vatan. İsterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde, benim adım öğretmen, gezerim bende bende. Gülerin gün dağıtan gül çiçekleriyiz. Cehaletimizin kir vurdum kirpiklerinde. İlim, irfan yaşar göz bebeğinde. Bildiriyorum oğullar yapmış dilime. Barış sensin, sabır sensin, onur sensin öğretmenim. Sizler siz olmazsanız eksiklerimizi nasıl tamamlarız öğretmenim? Talya'cığım,
ve kıymetli öğrencilerim. Şunu bilin. Öncelikli olarak okulunuzu ve öğretmenlerinizi lütfen sevin. Ailenizi sevin. Mutlu olun. Eğer ailenizi severseniz, okulunuzu severseniz, mutlu olursanız bir şeyler başarmaya başlarsınız. Tabii ki de sizlere de çok iş düşüyor. Sizlerin de çalışması gerekli. Yani bizlere de çok iş düşüyor öğretmenim. Sizlere de çok iş düşüyor. Şunu unutmayın. Üzerine bastığımız bu topraklar Anadolu, tarihin başladığı yerdir. En verimli topraklar buralarıdır. Buralara ne ekerseniz her şeyin güzel bir şekilde karşılığını alırsınız. Sevgiyi, saygıyı, merhameti hiçbir zaman kalbinizden eksik etmeyin. Değerli konuklar, anneler, babalar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bana ayrılan dersin sanırım gönül zili çalmış durumda. Bu söylemek istediğim öncelikli olarak tüm öğretmenlerime ve buradaki bütün konuklarıma. Şunu biliniz ki her şeye, her yapılan şeye bir değer biçilir ama öğretmenin eserine asla değer biçilmez. Dinleyelim, ne varsa öğretmeye çalıştım. Ben öğretmenim. Kederlerime kederlerini, sevinçlerime sevinçlerini kattım. Yaralarına pamuk bastım. Düğünde halayın başını çektim. Ben öğretmenim. Kaç çocuğum var diye soranlara, okuldaki öğrencilerimin sayısına evdeki iki yavrum ekleyerek cevap verdim. Ben öğretmenim. Öğrencinin kalbine girmeyi şiar edindim. O kalplerde yetişen çiçekleri gözlerimle gördüm. Ben öğretmenim. Bu memleket için insan yetiştirmeye az içtim. Ben öğretmenim. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyen baş öğretmenimin izindeyim. Ben öğretmenim. Senelerce gururla taşıdığım mesleğimin kutsal bayrağını bugün genç meslektaşlarıma onurla, gururla teslim ediyorum. Ben öğretmenim. Genç arkadaşlarım, yürüyeceğiniz yol dikenlidir, tozludur, yokuştur ama öğretmenlikte yorulmak yoktur. Ben öğretmenim. Selam olsun çocuklarıma, öğrencilerime. Selam olsun bu vatanın dağında, taşında, hayat yaşarken meslektaşlarıma. Bana yaşattığınız bu eşsiz, bu en güzel duygular için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Ben öğretmenim, ben öğretmen olmak öğreteceğim. Başta ulu önderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin, şu anda çalışan ve emekli olan tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hasan İnan öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Hizmet şeref belgelerinin verilmesi için. Sayın Garnizon Komutanımı sahneye arz ediyorum. Hüseyin Hocam,
Sahnenin ışıkları, salonun ışıkları komple açalım. Emekli öğretmenlerimiz. Evet, bütün öğretmenlerimizi, Rani Bey, Murat Hocam, evet, bütün öğretmenlerimizi sahneye bekliyoruz. Müdürüm, sen şurada müdürüm. Şurada müdürlerimiz de. Evet, hepinizden harikaydınız. Kumarlara uygun olarak dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bir oturun, önce misafirleriniz çıksınlar. Ondan sonra bizler geliriz. Tamam, oturun yerinize.